çocuğu kızdırıyorsun? Baba beni markete götürecek diye. Ha? Yaramaz. Kızdırıyorum sadece, öyle yapıyorum. Böyle yapıyorum gülüyor. Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Saat şunu şöyle bir açsak yeterli. Saatlerimiz 11'e 20 var. Biz tabii ki de yine kızlarla ne yaptık? Yine tozlanmış ya Rabbi. Miskinlik yaptık. Şimdi Şahin aradı. Erken gitti dedim. Aradı. Dedi fırındayım dedi. Bir şey lazım mı? Dedim ekmek getir. Kahvaltı yaptın mı dedim. Dedi atıştırdım dedi çocuklarla. Çocuklarla atıştırdım dedi ama seni de yalnız bırakmam dedi. Düşünceli. Beyimiz. Dedi seni de yalnız bırakmam. Neyse. Çay suyumu koydum. Kahvaltılık için bir şeyler hazırlayacağım. O da ekmek alıp gelecek. Vallahi zaten şey yapmasaydı ben böyle bütün gün kahvaltısız geziyorum. Sonra aklıma bir şey tak ediyor. Dün gece bir yattım. Kalktım ki saat 3. Ama canım nasıl bir şeyler yemek istiyor. Bakın geldim bir şeftali yedim. Anne, bir baharatlı. Seninle yedim. 6-7'de yedik ama 8'de yedik. Bu 3'te diyorum. Sen uyuyordun. Bir tane de baharatlı ekmek yedim. Gittim yattım. Böylelikle ben kilo vereceğim. Siz de göreceksiniz değil mi? O günler pek yakın değil. Hadi bakalım şimdi. Hayırlı günler diliyorum herkese. Hepimizin günü güzel geçsin inşallah. Tut sen ben açayım tut. Annem tut açılıyor zaten aha. Yavaş şeyleri dökülüyor yavaş. Baksana YouTube'a. En sevdiğim de şurası. Sevgili. Ay. Duvarın bir yara var. Tamam. Ama buna şey sıkmam lazım arkadaşlar. Nedir onun adı? Burayı sıkacağım. Şunlar dökülmesin. Hemen sonra asarım. Hadi. Git üstünü giy. Biliyorsun baban seni asla öyle bir yere götürmez. Günaydın. Güneşim. Güneşim günaydın. Ha? Senin adını Güneş mi koysaydım acaba? Böyle tık güneşim doğardı. Tık güneşim doğardı. Ha? Ne dersin? Ne dersin? Beşte uyanmanın bedeli midir bu böyle? Uyumak, mayışmak. Ha? Allah'ım kurban olurum. Gel buraya gel gel. Nasılsın? Nasılsın? Hemen kaçıyor. Bebek kokuyorsun Mira. Mira'nın sayesinde bebeklere doydum. Doyası ya böyle bebekleri şey yaptım hani hala böyle küçük ya. Efendim kızım. Ne sürprizin? Kapattım. Annem onu giyilir mi bu sıcakta? Başka bir şey giy. O yakar seni. Hadi. Sürprizim arkamda. Ne? Hazırım hadi. Hadi. İyi. Tokada tam da lazımdı kafama. Teşekkür ettim anneciğim. Şimdi başka bir şey giy. Ben buna üstünü getireyim. Klimanın altında bu da üşümesin böyle. İster istemez soğuk şey yapıyor. Arabanda başka bir şey götürdüm. Yine onu da bana yükledin ya Yaren. Helal olsun sana. O işi de. Bakın dün akşam diğer odaları yaptım. Burayı yapmam. Hatta şunları buraya koydum ki bugün bir güzel temizleyeyim dedim. Oh. Hava nasıl acaba? Güvercin. Günaydın. Hava güzel gibi. Sıcak sadece o kadar. Şu camı gene Yaren. Senin 5 parmağını görüyorum burada. 5 parmak izi görüyorum. İşte buraları toplarız, sileriz, süpürürüz.
Her gün yaptığımız işler yani arkadaşlar. Sil, süpür, topla. Bir şeyler bir şeyler işte. Ay. Yukarılar bugün temizlenecek. Baş parmağını baba, ağzına sokuyorum. Ayak parmağını mı? Hı. İyi, o da bir başarıdır. O bir başarı. Şunları giydirsene çay demeyin lütfen. Ben giydiririm. Yaren'e bari giydir, onu ben giydiririm. Yaren'in altını ki? Donunu değiştir bak. Yaren git şey onu da değil. Dur dur anne. Dur dur kırarsın. Annem kırarsın. Ben bir tane karıştırayım. Hayır dur. Ben bir takacağım. Yaren'im lütfen tut elimi. Tamam bitti bitti. Hadi bak yumurtayı dökeceksin. Git. Hadi bakayım. Gördün mü? Ben. Yapma. Bir yerine bir şey olacak. Git kardeşine bakar. Oyuncaklar verdim de ne yapıyor git. Yaren ben toplayacağım. Ben toplarım merak etme. Hadi akşama bak babanın yanına gitmeyiz akşama. Bak beni dinlersen babaya söylerim gideriz. Beni dinlemezsen hiçbir yere gitmeyiz anneciğim. Anne ben markete gideceğim. Tamam şimdi markete akşam da baba dedi ya götürürüm sizi otele. Dinlersen götürür. Dinlemezsen hiçbir yere gitmeyiz. Yağımda sadece bir paket kalmış. Kayınvalidem giderken 5 kilo peynir göndersin dedim. Annem belki bir 2 ay sonra falan gelir. Dedim ki yok dedim siz gidin. Ücretini falan verdim dedim. Almıyordu ama dedim yok dedim. Yine de sen dedim ücretini al. Bana dedim hemen gönder. Kargo parasını ben burada öderim. Bir de keçil peyniri sipariş veririm. Bayağı gider bana inşallah. Keçil peyniri amacım yapıyordu yani. Ah ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla şarj alamayacağım zaten. Şahin yedi, peynir, zeytin, yumurta. Sıcağı ona yeter. Tamam. Sana da tabak hazırlayayım mı yoksa? Tabak mı hazırlasam ya böyle? Yoksa... Anne bana az koy çünkü böyle buraya hazırlayayım. Fazla bir şeye gerek yok zaten. En güzel kahvaltı değil mi? Bak sana çeşit koydum kendime koymadım. Yumurtada çayımız. Hadi afiyet olsun. Tabii kahvaltı yapmışsın. İsteksiz yapıyorsun şu an sen. Yerim ki ben bunu. Gömerim ben. Doğru. Hadi bakalım.
İsteksiz isteksiz yiyorsun. Al Yaren'im. Hah. Yavaş yavaş. Tadına vara vara desene. Kahvaltımızı yaptık. Yaren'le babası markete gittiler. Beni kıcım ne yapıyor burada ya? Ha? Ne yapıyor beni kıcım burada? Sen ne yapıyorsun? Ha? Uyumak istiyor ama yatırmıyorum. Biraz daha zaman geçsin. Canım. Bak al al. Kapak. Ne? Neden sinirlisin? Oturmayayım mı yanında? Ne? Niye bakıyorsun bana öyle ters ters? Artist. Hadi yemek yapalım mı seninle? Dengi. Kaşık. Onu at. Bunu. Bu şeyi anneannesi Yaren'e geçen sene almıştı. Geçen sene unutmuşuz orada. Nereyi saklamıştı. Bu sene gittiğimizde baktım ki annem çıkardı işte verdi. Diyor ki Nergiz oyuncakları var ya versene diyor. Nergiz gitmeden de Nergiz valize koydu. Abla diyor Nergiz götürmeyeyim dedim. Gelince oynar yine dedim. Yok dedik abla götür. Böyle işte. Hadi bak kız. Ha? Bir sürü de şeyleri vardı. Siz bedire bakar mısınız? Ne? Aa bak senin sevdiğin var burada. Bak bak. Başladı gene. Hah. Uykusu geldi. Ölürüm. Al. Ne oldu? Yaren'in sesi mi geliyor? Gitmediler mi daha? Ne? Ne yapalım? Ne? Biraz daha dayanman lazım. Sonra hayır. Erken yatıyorsun sonra 5'te kalkıyorsun. Hayır. Bak makarna. Bak makarna. Bak bak. Ah. Annem uykun geldi ama ne yapayım bebeğim ne yapayım ha? Biliyordum. Bizimkiri aradı. Abla ne yapıyorsun dedi. Ben dedim vallahi evi süpürme dedi. Kuzdere'deyiz dedi. Hadi gelin dedim bir kahve için dedim. Gidersiniz dedim kardeşiyle. Neyse Allah'tan süpürmüştüm. Şimdi orta sehpanın bir tozunu alayım. Neyse yabancı değiller. Hadi bakalım kızlar gelsin. Gerçi o kahve falan sevmiyor da neyse. Şahin soğuk kola almıştı. Soğuk soğuk içecekler ısmarlayayım onlara. Şimdi mutfağı topladım. Masayı. Bulaşıklar falan orada. Makineye doldurdum dün. Dün akşam makineyi yıkamıştım ama şu etiketle şey olmuş. Şikayı. Öyle bulaşık fazla yoktu ama yine de attım makineye. Şimdi burayı boşaltırım. Daha sonra şu kirlileri dizerim. Böyle. Artık gidişlerim. Şahin'le konuştum. Dedi linkini attı hangi şeyi defrizi istiyorsan. Ben de attım. Bir Uğur vardı ve Boş vardı. Fiyatları 1000 lira arasında fark vardı.
Trendyol'da baktım bu arada. 8500 lira Uğur 5 çekmeceli. 9200 de şey boş 6 çekmeceliydi. Şahin diyor ki boş daha iyi değil mi bilmiyorum. Şimdi genelde hani Uğur markası şey oluyor ya böyle ne bileyim difrizlerde özellikle. Bilmiyorum işte o da boş alırız dedi. Sizler şey demişsiniz. Şimdilik boş odaya koy. Balkon kapanınca da oraya yaparsın, alırsın. Ama ben yine de şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse şu önümüzü bir görelim. Ondan sonra hele şu odanın haline. Kışım. Bir önümüzü bir görelim de ondan sonra kışın belki hani şu an zaten Şahin çok yoğun. Yaz ayında burayı kapatmamız biraz imkansız gibi. Çünkü Şahin'in sürekli evde olması gerekiyor. Kışın burayı yine de belki kapatırız. Şimdi difriz alacak olursam yani şimdi Şahin sipariş verirse bu dolabı bu tarafa alacağım. Difrizi bu tarafa koyacağım. Yağmur zaten buradan yağmur görmüyor. Bu taraftan görüyor. Eğer çok yoğun yağmurlarda hala kapanmamış olursa bu dolabın şeyine naylon falan kapatırım. Yani yukarıya çıkar sonra yukarıdan aşağıya şey olmasın. Şu kadarcık bir dolabın zaten şeyi var, genişliği vardır diye düşünüyorum. O yüzden onu buraya, bunu da bu tarafa alırım. O zaten burası güneş görmüyor biliyorsunuz. O yüzden hem güneş görmez. Kışın da Allah nasip ederse, nasibimizde varsa tabii o zaman da işte duruma göre bakılır. Buralar kapanırsa güzel olur. Öyle bir şey düşündüm. Çünkü difriz mesela şu an hani sabah söyledim ya kayınvalideme peynir gönderin dedim. 5 kilo mesela o peynir gönderecek. Daha sonra ben çeçil peyniri sipariş vereceğim ve onları koyacak. Hiç ama hiç alanım yok. Yani şart. Her eve lazım. Hele hele bir de yerim müsaitse tabii ki de. Kış sen ne yapıyorsun? Hala uyumadı ama iyi oldu. Bilerek böyle uzatıyorum ki uyumasın. Akşam da zaten inşallah otele gideceğiz. Ha, ne oldu? Hadi. Anneciğim çocuğa dikkat et tamam mı bebeğim? Yaren'in tahtasını da buraya getirdik ablaları. Orada direkt klimanın altında isterseniz burnu akmaya başladı. Yani soğuk oluyor, çarpıyor. O nedenle buraya getirdim. Hem kardeşine bakar burada değil mi annem? Hem de çizimini falan yapar. Şunlar yukarıya çıkacak. Nerede kaldın kız Zinfira? Geliyorum geliyorum dedin. Hala yoksun. Şunları da yavaş yavaş ütülerim. Fazla bir şey yok. O kadar işte 5-10 tane belki tişörtü var. Onları şimdi ütüler kaldırırım ve şeyi toplarım yukarıya geri götürürüm. İşte bu şekil arkadaşlarım. Ha bu arada bir gün daha sabredeyim. 2 gün daha sabredeyim bu videoyu çünkü 2 gün sonra izleyeceksiniz. Sizce bir anket yapalım. Boş mu Uğur mu? Şu an mesela çamaşır makinesi boş aldım. Benim Samsung'tu biliyorsunuz. Boş aldım. Yani daha tam birbirimize alışmadık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben eski makinemi çok seviyordum. Ama böyle bazen benim makine artık suyunu çekmiyordu. İçinde su kalıyordu. Veya işte çamaşırlar böyle sanki sarı olarak geri çıkıyordu. Ama burada mesela iki defa üst üste attım beyazları. Bembeyaz çıktı. Yani yıkama açısından sanki bir tık daha güzel yıkıyor. İşte düğmeleri bu sensörlü oldukları için biraz daha alışamadım. Dün mesela biraz sinir krizi geçirdim. Basıyorum olmuyor, basıyorum olmuyor. Ama alışacağız tabii ki de. Hadi bakalım. Şuraya bir süpüreyim, devam edeyim de. Kızlar gelir, onlarla birazcık otururum. Şuraya bir tane halı almam lazım. Bu halı oturma odanın halısı ve bayağı bir kirlendi. Diğer buranın halısını da zaten yıkamaya göndermedim daha. Ama buraya böyle daha kapalı şey koyu tonlarda mesela buna benzer bir halı istiyorum. Yani bu şu an ince halı. Bu yaz için güzel oluyor ama kışın buraya bu ince kalır. O yüzden buraya güzel bir halı bakmam lazım. Açıkçası her şey lazım da. Neyse. Ütünün başına geçtik. Kızlar 20 dakika oldu kalkalı.
da iyi geldi valla, oturduk. Birazcık sohbet ettik, soğuk bir şeyler içtik. İlk defa böyle misafirim geldi ve ben bir şey hazırlamamıştım. Ama aniden oldu yani, tesadüfen böyle. Burada Kuzdere'de bir işi varmış, gelmiştim falan. Böyle beni arayınca hadi gelin bana dedim. Öyle tabii ki de hazırlıksız şey yapmazdım ama başka bir gün inşallah kardeşi gitmeden bir ara yemeğe falan alırım. Şimdi şu ütüyü bir aradan çıkarayım arkadaşlar. Bu ütü bir çıksın. Mutfağı süpürdüm, koridoru süpürdüm, salonu da süpürdüm ve bu niye su damlatıyor ki anlamadım. Miram'a birazcık irmikli mama yaptım. Onu içsin. Ondan sonra şu ütüyü halledeyim. Onu güzelce yukarıya götüreyim, yatırayım. Saatlerimiz çünkü 3:20 geçiyor. Uyusun kalksın. Şahin gelir. Otele gideriz. Biraz da otelde takılırız. Çocuklar orada şey yaparız. Arabasını da alırım. Miran orada uyur. Hello. Hello. Nasılsın tatlım? İyiyim. Öyle yani. Şimdilik böyle içine ütü böyle teroşlarım içine bakarsanıza. Nasıl baksın hani, dur, dur ya baksana. Dur annem dur dur. Ütü sevenlere selam olsun. Ben kendim pek sevmediğim için. Zimfira diyor ki Feride abla diyor. Ütü masasını gördüm de diyor bana bir şeyler oldu. Niye dedim, çok mu seviyorsun? Yok yok, ben nefret ediyorum. Allah, bu ütüyü seven de ne bileyim. Var mı aranızda ütü seven? Yapmayı seven ama Zarife galiba seviyor anne, böyle. Anne, bu ne? Her şeyi ütüler valla. En sevmediğim bir şey. Neyse. O iş bizim değil anneciğim. Şimdi ben bu ütüleri bitireyim. Anneciğim bizim değil. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 7 parça. Bununla 8. Onları halledeyim. Görüşürüz. Saatlerimiz 4 oldu. Ben bunları bitirdim. Şimdi yukarıya çıkayım bakayım. Çamaşırların arasında. Ütülenecek yine var mı? Efendim anneciğim. Elime bakın, oradayım. Uy ne oldu? Git. Hadi üstünü başını şey yap. Bu ütüyü bitireyim. Babayı arayalım. Gelsin bizi götürsün otele. Hadi. Mira da uyur yolda. Hadi. Tamam git yıka anneciğim, ne yapayım ben? Dediğim gibi gideyim yukarıya bir bakayım. Şu ütüyü çekme sakın, bak sıcaktır. Bakayım yukarıda varsa onları da getireyim, ütüleyim. Şu çantamı arıyordum da yarem buldu. İyi oluyor böyle günlük dışarı çıktığın zaman. Telefonu falan koy. Bunu niye buraya astın yarem? Bunu ne zaman ıslattın annem ya? Kardeşin ne yapıyor? Ne yapıyor bakayım? O merdivenden oyuncakları toplar mısın? Lütfen anneciğim ya. Lütfen bebeğim ya. Hadi. Merdivenden oyuncakları topla. Bak babayı aramam anneciğim. Hiçbir yerde gitmeyiz. Hadi. Ne? Ne? Ne oldu ki? Koparmışsın kendin. Ondan acıyordur annem. O zaman ortaya çıkmasaydı. Allah Allah. Öyle mi? Ay bunu söylersen kemik çıkar. Dur tişört alayım bir tane daha. Heh, gideyim babamın kıyafetlerini asalım. Kemik çıkarmış biliyor musun? Evet, ondan sonra bakayım varsa yine getireyim. Onları da ütü yapayım. Annem oyuncakları topla lütfen. Hadi. Ya daha yatağı bile toplamadım biliyor musunuz? Çok sıcak burası. Daha yatak bile toplanmadı. Ay şu gömleği ütüyorum da şimdi bunu şey yapmam lazım. Hadi bakalım. Şu şortu da başka bir yere asalım. Şu aslında kotları şuraya mı assam? Şu arkaya asayım. Şu şortu çıkarayım. Pantolonlar daha giyilmediği için. Havalar sıcak ya. Valla siyah askıları ya, adam çok tişört almış. Askıları yetmiyor. Yıkandı. Alabilirsin. Ya da anlamadım gitti. Kendi pembe askılarımı asmak zorunda kaldım böyle. Hadi. Dolabın içinden de alev. Alev çıkıyor, resmen alev çıkıyor. Şuna bakar mısınız? Çiçekli böcekli. Şahin'i de gördüm ya böyle çiçekli böcekli tişörtlerde. Şimdiki. Ha? Ne?
Dur annem ya. Gömleği de asalım da. Neyi giyeceksin annem ya? Neyi giyeceksin ya? Az önce bana diyor ki anneciğim diyor. Şunlar da benim. Getirdim bak. Oradan gelince koydum. Neyi annem? Kardeşim ben şunu alayım. Şunu al. Pembesini. Ama pembesinin arkası böyle ya. Hangisini istiyorsan Yaren. Bu. Hangisini istiyorsan. Şekli olsun. Allah rızası için onu götür de giy. Babasının orada havuza girecekmiş. Ne yapayım ki? Televizyon. Hadi. Hangisini istiyorsan al annem. Alıyorum. Beni rahat bırak da bebeğim lütfen. İyi annem. Aleyküm selam kardeş. İyi Yaren. Ana bak bunu alayım mı? Al. Koy içine. Fazla bir şey alma Yaren. Fazla bir şey alma. Almıyorum. Sadece bir tane yelek koyayım. Ne? Yelek yelek. Yelek mi? Yelek değil. Üstelik. Yedek. Tamam bir de havlu koy. Baba sana müsaade etmez ki kızım orada banyo şeye girilsin. Baba seni o kadar insan dışına sokmaz ki oraya. Pantolonlarını güzelce buraya astım. 2 tane oraya, 4 tane de buraya. Güzel. Burada en azından yer açıldı. Şimdi bakayım çamaşırda kurutmanın içinde yine tişörtleri falan varsa onları da gideyim ütüleyim. Şurayı da kapıyı kapatırken ben kırdım biliyor musunuz? Böyleydi. Tam kapanmamış. Ben de kapıyı böyle şey yapınca kırdı. Böyle ne güzel asılı dursun. Böyle günlük şortlarımı da buraya koydum. Buradan şey yaparım. Benim bölümümde zaten anam tişört çıkmış. Benim sadece burasıdır. Diğer şöyle kısa yerde şeyler duruyor. Montlarım, yeleklerim falan duruyor. Orayı hiç şey yapmadım. Bu da ablamın getirdiği var diyor o. Şöyle arkadaşlar. Burası da benim. Zaten evden de bir yere çıktığımızda yok ki bir şeyler giyesin. Hadi bakalım. Nedir onu? Ütüye devam. Çamaşırın içinden bir tane bu çıktı. Diğerleri şort falan. Onları zaten ütülemeyeceğim. Ütülemeye gerek yok. Şöyle. Bunu da şimdi ütüleyim de. Çıksın arada. Dışarıya üşendim çıkmaya. O yüzden dedim bunu burada sallayarak uyutayım. Bu arada saat 5'e geliyor. Yaren babasını aradı. Baba ne zaman geleceksin almaya? O da şeye gitmiş. Antalya'ya gitmiş. Yarın gelirsiniz dedi öyle. Böyle yani bugün gitmiyoruz. Düşersin anne. Ben de vallahi hiç de istemiyordum zaten. Yaren gitmek istiyordum. Yarın inşallah gideriz. Yarın hem mesai de yok. Zafer Bayramı. O yüzden daha rahat olur. Yoksa şu an ya oraya gidiyor ya buraya gidiyor ya o bankaya gidiyor ya bu bankaya gidiyor. Yarın yok. 31 Ağustos mu Zafer Bayramı? 30 Ağustos mu? 30 Ağustos muydu ya? Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben bu kızı yatırayım. Ütüyü bitirdim. Kıyafetleri şey yapayım. Aşağıya ineyim. Yemek ne yapalım annem? Dün senin mantın duruyor dünkü. Mantı yiyecek misin? Yemeyecek misin? Anne yapsana şey mercimek. Mercimek mi? Sen bu sıcakta mercimeği içmezsin. Neyse bir şey yapacağız şimdi bu kızı yatırayım da arkadaşlar. Ben sana bir şey yapayım. Ben tarif yapayım mı? Ne gibi tarif? Ablamın anne, tabakları da orada kaldı. Şey. Kurban oldu. Ben şöyle ateşlerimi kekemek. Yani kekler orada bir sürü baban getirdi. Vallahi fırına bir kek yapacağız. 10 gün duracak ve sonra yazık olacak. Canım ablamın seçtiği tabakları duruyor. İnşallah bir gün geldiği zaman geri vereceğim onlara. Anne ya o zaman şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mira Hanım uyudu. Yukarıda camları açtım. Odası şey olsun klimayı falan açmadım çarpmasın diye. Şimdi ben de ne yapacağım? Bir yanım diyor ki yap dinle. Diğeri de diyor ki yok ortalığını topla. Hangisi sizce ağır basar? Bu da çanta hazırladı kendine.
Şuraya su dökülmüştü de şeyi bıraktım. Evet, ütümüz bitti çok şükür. Ütü diye bir şey kalmadı. Çiçeklerimi dışarıda sulamam lazım. Eve geldim. Şahin eve gelmiyordu, sulamıyordu. Ben eve geldim, yine sulamıyorum. Unutuyorum. Şimdi benim bir şey yapmam lazım. Şu bulaşıkları da bu arada Zinfira abla diyor, geçen diyor, hani Zinfira ile amcamın kızı gelmişti ya. Abla diyor, geçen diyor sende yediğim diyor o domates suyu vardı ya. Tadı ağzımda kaldı, inanır mısın dedi. Öylesine konuşuyorduk. Ben de aldım giderken iki tane kavanozu verdim. Dedim al götür. Yok abla sağ ol falan dedi. Almıyordu ama yine dedim götürsen. Ben zaten perşembe günü yine domates alacağım. Kendime yaparım. Daha sonra senin misafirlerin gittikten sonra sana da yaparız. Onun çünkü şu an kız kardeşi geldi. Daha sonra bayağı bir kalabalık evi. Öyle yani. Şimdi işte bundan iki tane kavanoz verdim. Diyor ki bari diyor veriyorsan bir tane ver dedi. Yok dedim, iki tane verdi. Bir tane çünkü yetmez. Kalabalıklar ya. Neyse afiyet bal şeker olsun. Ben yine yaparım. Pazar şey, perşembe günü dedim pazara çıkacağım. Oradan dedim bayağı bir domates alacağım. Sen de gelir beni motorla alırsın. Tabii ki alırım dedi. Öyle işte arkadaşlar, işte iki tanesini ona verdim. Şunu ben yine yaparım. Şimdi canım ne istiyor biliyor musunuz? Böyle ufak ufak kuşbaşı doğranmış et sote istiyor. Böyle bu arada Şahin'e Boş'un linkini attım. Anam. The Freeze'in. Onu bilmiyorum artık sipariş verdim yok mu. O gelince şuraya koyacağım. Dur lan içim. Söylemiştim gerçi size değil mi? Niye? Bebek uyuyor. Hangi bebek uyuyor? Yıkadın mı sen onu? Bakayım. Kız ıslattın da niye öyle koyuyorsun şu havluya? Sersene yaren. Tövbeler olsun ya. Ezzallah. Evet, sabah size zaten aslında buraya çıkınca anladım. Hatırladım, anlatmıştım. Şimdi gelsin. Şunu çekerim. Oraya koyarız arkadaşlar. Şuradan da arkada priz olmadığı için şuradan bir tane kabloyu çekerim. Oradan şey yaparız. Çocuğun odasından çıkar mısın? Çıkarım anneciğim. Çıkarım. Sessiz de olurum. Sen de buraları topla ben gelene kadar. Şey, o zaman girmemi istemiyorsan topla buraları. Sen kendi kızınla ilgilen, ben de kendi kızlarımla ilgileneyim. Benim iki tane kızım var. Senin kaç tane kızın var? Tamam anneciğim, şimdi birazcık çıkarayım, doğrayayım. Yaren'e de mantı var. Aynı aslında bir tane beze. Dün iki bezeyi yaptım. Bir tanesini dolaba zar zor sığdırdım. Ondan sonra şurada da şeyim var ya. Ama bu suyu akmış. Buna da ne yapabilirim ki? Bir tane bezeyi böyle şey yaptım koydum. Bir de kıymam kaldı. O da böyle bıraktım da buraya. Ha, ne yapabilirim ki? Bunlar da hamurlu özellikle. Ne yapılır? Şu dün zaten hamur yedik. Bugün yine hamur istemiyor canım. Bu arada dün nereye koydum? Yaren babasına yine bugün gitmiş dondurma almış. Ben yer bulamıyorum dolapta, o dondurma aldı. O yüzden şöyle paket eti dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Ne? Tamam anneciğim. Burada da dünkü meyvelerim vardı ya, yıkadım. Onları işte böyle doldurdum, koydum. Çilekli erik. Şöyle iki paket çıktı. Erik mi doldu? Evet. Ne diyorsun annem? Her yere çıktı. Mantı ısıtayım mı, yer misin? Bakayım mı? Burada. Vereyim mi sana? Bak burada. Mantın var senin. Yer misin? Hadi ben sana ısıtayım da yiyeyim. Çabuk yemek yedim. Şimdiki. Anne niye açıyorsun? Şunu da şöyle işte dondurmayı koymak için bunları mecbur çıkardım senin yüzünden. Kala kaldı işte böyle. Ah canım annem, canım annem, elmam annemin elmaları. Yaren, şunu da ablam hatırlıyor musunuz getirdi? Evet, ablam bir tanesini getirdi, bir tanesini de ben aldım. Mangal yapmak için bir gün Zarife ile ayarlayıp şey yapacağız.
soslayıp yapacağız inşallah. Ay burada ayranım varmış. Geçen kayınvalidem geldiğinde. Ver bana. İçecek mi? Benim değilmiş meğerse. Kayınvalidem geldiğinde pide yemiştik ya. Nereden çıkardın ki bu ayranı? Dolaptan. Üstünün kirine bak yarabbim. Ay nereden buldun bu ayranı? Bulurum ben her yerde. Vallahi Zarife ile konuşa konuşa akşam ettim. Zarife ile konuştum. Ondan sonra birazcık hem konuştum hem ütülerimi falan çamaşırlarımı falan yerlerine katladım. Biraz Zarife ile plan proje çizdik aklımızda kendimizce. Bir şeyler yani planladık falan. Böyle şimdi de içeri geçeyim. Mira bir ağladı, bir uyandı, bir ağladı, bir uyandı. Şimdi salıncakta birazcık salladım onu. İnanın daha yemek falan da yapmadım. Salıncakta salladım benim tosbağımı. Tosbağım benim ya, tosbağım benim küçük tosbağım. Yaren de bütün evde bütün kıyafetlerini böyle saçıp gezmese o cana can demeyecek. Şimdi bunu alsam yerine uyanacak, almasam düşecek. Nasıl olacak? Yanımda otursam da olmayacak. Aha, yeni bir kıyafet. Allah'ım dudaklarını. Baban seni komaya mı soksun istiyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun annem? Ha? Şey. Saçını ıslatmış. Ay. Neyse yarın gideriz. Babanın orada havuza falan girersin. Tosta. Yani bir Koy o baba telefonu şey yapıyor koy. Hangi telefon? Fu Yaren çok sıcak burası. Şuna biraz klima açayım da yukarıda yatsın. Sıcaktan uyanıyor valla. Yarın çok seviyorum yatağı. Ben dokunayım dedim. Ne? Hayır anneciğim dokunma. Mangal altına bir tane dokunayım. Dokunma anneciğim dokunca ne yapacaksın? Şey. Kapıyı kapatsana. Anne yavrumu yedin zavallı. Bu saç öyle bir kötü buz gibi ki. Helal edemem mi? Sıcak mı? Soğuk mu yani anlamadım. Yani soğuk dışarısı da. Hmm. Baksana güneş batmıyor. Hı hı. Çocuklar tam zamanında hafta girmiş. Ya. Hı. Sen de girseydin. Niye? Ne bileyim istiyorsan eğer. Ben otelde gireceğim. Ha, tamam. Yarın gideriz girersin o zaman tamam. Kaşları baktım. Kaşları sileyim mi? Bence de. Dudağını da sil. Baban gelmeden. Lütfen Yaren. Niye? Yaren baban sevmiyor işte. Niye yapıyorsun anneciğim böyle şeyleri? Ama sana göre değil gibi. Ben kendi yarın yapayım. Tamam da sana göre bu işler değil bir tanem. Sen daha çok küçüksün. Ki. Büyüdüğünde yaparsın istediğin Yaren ama şimdi değil anneciğim ya. Baba niye sevmiyor ki böyle makine? Baban sen de sevmiyor anneciğim. Bak annem bile yapmıyor. Anne sen niye böyle yorumlarsın? Çünkü sen daha çocuksun anneciğim. Senin zaten çok güzel yüzün var. Sen o yüzünü zaten o makyajla batırıyorsun. Hayır batırmıyorum yüzümü. Çok tatlı görünüyorum. Hı hı çok tatlı. Sana öyle geliyor. Şu yüzüme bak bir. Hiç de güzel değilsin. Bak gülüm sen olmamı çok güzel. Bak bak bak. Yaren ya. Ah kızım. Ama kaşlarım güzel olmuş. Hiçbiri güzel değil anneciğim. Bunu annen söylüyor sana bak. Hayır ben çok güzelim. Bütün samimiyetimle söylüyor. Sen de kötüsün. Şimdi. Güzel değilsin ki anneciğim. Tamam. Şu yüzüne baksana bak. Ne olmuş yüzüne? Dudaklarını çatlak matlak. Tamam olsun. Çatlak matlak dedirir mi? Bu beni rahatsız etmiyor anneciğim. Seni rahatsız mı ediyor? Yok. Beni rahatsız etmeyen şey seni niye rahatsız ediyor acaba? Sen demem lazım benim annem en güzeli. Ama sen ne diyorsun? Hiç. Sen güzel misin ki? Aynı kızın gibi olsun. Birazcık gezebilirsin böyle makyajla. Sen şimdi makyaj sürdün. Sen kendini güzel mi sanıyorsun ha, kızım benim? Babam gelince sileriz artık. He, tabii korkuyorsun değil mi? Baba kızar diye değil mi? Evet. Babam hani... Gittik pazara ya. Hı hı. Eski günler. Hı hı. Öyle pazardan bir şeyler makyaj falan almıştım. Hı, başka. Gitme, binme oraya. Ne? Düşeceksin çünkü şimdi Yaren. Bir de ağzını patlat kızım. Tam olsun bari. Hani biliyor musun? Hı. Şuraya ayran dökülsün.
Ben dökmemişim onu. Sen döktün. Dikkatini çekerim. Dökündü de. Hmm. Daha doğrusu ne oldu biliyor musun? Ne oldu ya Renim? Çok büyük de çok. Kendini çok mu güzel sanıyorsun sen şimdi? Annenin daha mı güzelsin? Sadece şu an senin yaptıkların şımarık hallerin biliyor musun? Sadece şımarık. Hiç güzel değilsin şu an. Senin teyze dişlerini gördün mü teyzeler? Açsana bakayım. Şu iki tane düzgün dur. Şu Yaren dur. Şu iki tane zipiti var ya şu iki tane yenidir. Git o ağzını sil ya. Git. Şimdi bunu doğradım. Yapma. Güzelce soteleyeceğim. Hatta şu şey vardı ya. Mangal için sos vardı ya arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim. Ne diyor? Hadi ben ekleyeyim. Bir dur. Dur ne diyor? Bu biraz sanırım acı. Bu. Şunu mu koysak? Hani acıyı ben yemem. Şunu koyalım. Belki acı olur da çocuk yemez. Değil mi? Bak seni düşündü yine anne. Neyse ben düşüneyim. Gel babam gelene kadar sen yemeği yaparsın. Yani dudaklar buna değerse silerim baba gelince akşama. Tamam? Tabii. Hadi ben döküyorum. Dur açayım dur. Kafanı açmadın ki. 3 yaşı. Hmm. Ben açtık. Yemek mi yapıyorsun yani sen? Sen kapını aç, ben de bunu yapayım. Dur, koy buraya. Ama ben yokacağım. Yap, yap, yap. Şimdi ver bana. Dur, çalkalayalım da bari. Ne görecek? Hmm. Ver bakalım. Ver anne. Ver. Dök bakalım, tut, tut. Tut, ben sana söyleyeceğim ne kadar. Dök. Kaç? Dur, dur, dur. Çok tükme acı olur ya. Acı mıdır acaba tadına baksak? Oo, Yaren. Yarenciyim. Kaşık versene bir tane ben ona. Kaşık, kaşık. Kaşık. Kaşıklar, kaşıklar. Anneye hadi ikimiz yoralım. Getir. Anneye hadi ikimiz yoralım. Evet. Yapma. Plastik şeyle silikon verseydin ya çizeceksin tabağıma. Silikon verir misin bana? Silikon. Koy buraya. Silikon ver bana. Hangi silikon? Hadi. Ya silikon hani göster. Dur ben yapayım sonra sen yap. Olur mu? Hepsini yapma. Tamam karıştırayım. Sen de bir daha karıştır. İnşallah bir şey tadı değişmez. Tamam tamam. Tuzluydu bayağı o yüzden tuz falan atmayacağım. Tamam. Ha, sen şimdi güzelce yap. Şimdi sana bana birazcık değişik bir şeyler yapabilirsin. Ne mesela? Ne bir şeyler? Öğlen yemeğinde bir tane mi olacak bir şeyler? Bu yeterli değil mi bebeğim? Anakona görüyor musun? Baba diyor ki buraya bir tane bir şey yapmışsınız. Baba yok ki zaten. İşte baba gelinceye ya. Kadar biz bunu yeriz, kalkarız kızım. Yok. Hani daha bunu pişecek lazımdır. Ben babayı da bekleyeceğim, anlıyor musun? Anlıyorum da. Ben görüyorum orayı. Tamam mı? Ana tabaya ben koyacağım. Hı. Yani kızım yapsın her şeyi. Sen niye yapıyorsun ki? Dur ocağı açayım. Şimdi. Niye korktun? Korkma kız. Hadi. Tavaya dökebilecek misin? Dök hadi ben tutayım hadi. Al şunu. Hadi. Dök. Anne yağlarını tıpır tıpır etmez. Yapmaz tıpır tıpır yap. Dök. Bismillahirrahmanirrahim de. Yaren. Aa. Hani tıpır tıpır yaptı mı? Nasıl da kaçıyorsun hemen korkudan. Bak şu kırmızı şey. Korkma yanmazsın anne ben buradayım ya. Bence de artık ocağın yanından inebilirsin yani. Hadi. Ben yağ kaldı da eklemedim onu. Başka ne yapayım?
Bakalım. Sosu nasıl olacak? Sonra belki soğan da eklerim. Baba ben. Ne? İçime fazla soğuk su ya Eren. İçime annem soğuk su. Hasta mı olmak istiyorsun? Aklıma gelmişken su çiçeklerimi sulayayım ki. Bayağıdır sulamıyorum. Komşularım söyledim değil mi gitti. Kız benim abra yine ne dökülmüş toprak ya. Ben de valla unutamıyorum ha. Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Öyle. Dikenin canı yok mu kızım? Var. Yok yok. Su doldurup getirebilir misin? Nasıl? Nasıl nasıl? Sok sok. Evet. Ama düşüp de emayesini dökme çaydanlama lütfen. Şu da kala kaldı ya böyle minnacık. Ama kurumuş. Şey Ayten teyze vermişti bana böyle benekli ya. Kurumuş mu acaba? Bu muydu ki? Ya da buradaki miydi? Bakın burada da kurumuş. Bir tane benekli vardı ya. Burada da kurumuş. Benim taçlı dikenli çiçeğim ne olmuş? Böyle hep kurumuş kalmış. Yaren'e şimdi inandık ama bakalım nasıl getirecek. Getirebiliyor mu? Getir hadi. Getir getir. Yavaş. Ver bana. Ah oh, elim rahatladı. Aferin kızıma. Boş olanları yukarıya depoya çıkarmam lazım. Bunu da sulayayım. Şunları da sulayayım güzelce. Işığı kapatsana anneciğim. Bari kendin orada değilsin. Işığı kapatırlar. Tadı nasıl olacak acaba ya? İnşallah pişman olmam kattığımı. Yaren'le Instagram'a dalınca yakıyorduk. Az daha yanacaktı. Güzel kokular geliyor ama nasıl oldu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Soğan falan eklemedim. Yaren'le böyle atıştıracağız çerez gibi. Ama yakıyordum bak. Çünkü ben soğanı yemem biliyordum. Mi? Evet. Biraz soğusun yiyeceğiz değil mi kızım? Çok sıcaksa. Ben elime bile alamıyorum. Evet. Biraz soğusun. Ben yere düşürüm. Yandı. Yanıyor diye. Ne oldu annem? Evet aşkım benim hadi. Abi kızı da getirdim buraya ki burada serin de yatsın. Uy 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 uy. Ne güzel ya. Hatta şurayı da açayım ya. Hava güzelleşti artık. Klimaya da gerek yok. Uy senin o toton inmişsin anne. Ortalığa bak Allah'ım. Oh mis gibi hava olmuş ya. Anne sen nerede? Ha. Ayla nerede? Ayla gitti artık kızım. Niye? Aylalar gitti. Paris'teler. Ne zaman gelecekler? Seneye yazın inşallah. Ayla bu kışta ne zaman? Niye gelmiyorlar kışta? Çünkü sadece yaz tatiline geliyorlar anneciğim. Evet. Ya. Oh, şurada ne güzel oturuyor. Anne şuraya baksana. Ne oldu ki anneciğim? Dişin mi acıyor? Aa. Bütün kabuğu takıldı da. Allah'ım. Allah'ım büyümüş de anasına kahve de eşlik edecekmiş ya. Kız ben seni yerim ya. Yerim kız seni ben. Ben seni yerim ya. Yerim ben seni. Benim tospağım. Hayırlısıyla Rabbim ne zaman nasip ederse o zaman yar. Bebeğim benim.
Hele bana bak. Ay evin haline bak. Kalk kalk annem, yoksa kaçta uyuyacaksın? Kalk kızım. Hadi bakalım, hadi annem. Tos bakalım. Tos bakayım tadına. Nasıl olmuş? Hadi bak. Hadi. Hadi. Kızım baksana tadına. Ya, şunları istemiyorum. Tamam, hangisini istiyorsun onu ye. Tadı güzel ama bayağı bir tuzlu. İyi ki de tuz atmamışız ayrıyette. Ama tuzlu geliyor. Hadi ye bakayım. Hadi seni bekliyorum. Sıcak baksana. Hadi. Böyle yapsana. Bekliyorum seni. Nasıl? Güzel mi? Gerçekten. Dedesin acı geldi bana. Ne? Acı. Bir tane ağzına atıp da içi yanmış, su getir. Allah'ım. Tamam yani, anladık. Değil mi tadını? Acısı geçerli. Çok mu acı? Acı değil ki anne. Anne ben bardağım ben. Soğuk mu kıymalı? Soğuk soğuk. Güzel mi? Haydi bakalım. Su içelim bari. Sudan güzel bir şey var mı? Güzel mi kız et? Biz anne kız biraz keyif yapalım. Teyzeleri burada. Sen anne kursana bana versene. Sen yesene. Şarjımı yemişsiniz. Ben de yedim yine. Öyle mi diyorsun? Çünkü çok bakıyor anneciğim. Öyle mi diyorsun ki? Aynen böyle için zararlı. Tamam yatacağız artık. Saat 11 oldu. Hadi şimdi. Ben baya baya işlerimi hallettim. Yukarıda bütün odaları süpürdüm. Ha? Anne ne diyor? Tamam anneciğim, bütün odaları süpürdüm. Ondan sonra tozunu falan. Sadece yatak odasındaki aynanın şeylerini aldım. Ne oldu? Yatacağız yatacağız. Şimdi beyazlarım vardı. Fazla yoktu. Yani 10 kiloluk makineye birazcık az geldi ama olsun. Yıkansın dedim. Yarın da siyahları atarım. Ondan sonracığıma İşte yukarıları süpürdüm, çamaşırları falan hallettim. Daha sonracığıma aşağıları komple sildim. Yani bütün işlerimi bugün hallettim gibi. Şimdi aşağıya ineceğim. Şunu bitti, bunu çöpe atalım. Şu bez, burada bir tane var, bunu indireyim. Tozu falan almak için hepsini yıkadım, burada kalmış. Şimdi hadi hazırlanın, yatacağız şimdi. Nedir onun? Vereceğim, bekle. Buraları toparladım. Ama süpürmedim şey olmasın diye. Çünkü burayı en geç geç saatte burayı hallettim. Koltukları güzelce sildim. Bunları Mira gündüzleri uyuyor diye burada bıraktım. Ha? Şey. Ne? Bizim kapatıyorsun ya. He. Tamam anneciğim çabuk. Tamam anneciğim. Tamam yukarıya çıkar mısın? Bak vermem telefonu. Yukarıya çıkar mısın anneciğim? Saat 11.30 ya. Geleceğim şimdi. Allah'ım ya Rabbim, bunların uykuları yok mu ya? Hadi. Burası da tamam. Bulaşık makinesi çok az olduğu için açmadım. Yarın sabah kahvaltıdan sonra onu açarım. Şimdi dediğim gibi açmak şey olmadı yani. Burasını erkenle süpürdüm. Çünkü dedim daha sonra alt kata şey olur diye bak. Ben burayı siliyorum. Bu kız geliyor yine ıslah mendille siliyor ya Rabbim ya. Böyle arkadaşlar. Neyse sizlerle artık vedalaşalım. Yarın sabah inşallah yeni bir günde, yeni bir videoda inşallah görüşürüz. Ütü masasını kaldırdım. Çünkü bayağı bir ütüm olmaz. Neredeyse Şahin'in bütün tişörtlerini ütüledim. Gerçi bu Şahin bugün de 3 defa tişört değiştirdiği için. Her neyse sıkıntı değil. Yine çıkarız ya da yatak odasına, buraya indirmemek için yatak odasını alırım. Orada klimayı açarım. Orada ütümü falan yaparım. Çiçeklerimi suladım. Şurayı kapatabiliriz. Şunu çöpe atalım. Yukarıda ne kadar çöp varsa ne varsa hepsini buraya indirdim. Yarın sabah atarım. Bunu buraya asalım da. Şey, deterjanların içine koyalım.
Böyle arkadaşlarım. Şimdi yukarıya çıkayım. Erkenden yatalım. Erken dediğim yine saat 12'ye geliyor. Yani benim iki cadının böyle ayakta olmasına bakmayın. Robottur nedir bunlar ben anlamıyorum. Gerçi Mira 7.30'da zar zor uyandığı için onu bilerek bu saatlere kadar tuttum ki inşallah yarın sabaha kadar uyusun, gece uyanmasın. Burada şey şarja taktım. Yaren Hanım kendisine çanta hazırlamış. Yarın babasının yanına gidiyormuş ya. Şimdi klimayı açtım. Buradaki biraz odayı serinlesin. Tamam, çayın gelene kadar Yaren zaten benimle yatıyor. Sonra odasına alıyorum. Yaren'im. Ne oldu kız? Ne oldu annem? Ne oldu? Seni yerim, senin o kulaklarını yerim ben, senin o kulaklarını. Burayı da kapatalım. Zaten çocukları uyutana kadar bu durur. Bunu asarım sonra. Hadi bakalım. Şunu da yapıştırdım ama yapışkanı çok kötü olmuş. O yüzden yapışmadı. Onu bir çare bulmam lazım. Neyse arkadaşlarım, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Yarın vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.